Herkese merhaba. Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrindeyiz. Şimdi buradan giriş yapıyorum. Hostelin yani odamın hemen üstündeyim. Arabayı buraya park ettik. Nedenini daha sonra anlatırız. Ama arkamdaki manzarayla başlamak istedik. Eski şehrin giriş kapısına doğru gideceğiz. Evet, şöyle göstereyim şurayı. Biz tepede kalıyoruz. Bilenler bilir, ben şu anki bulunduğumuz yeri nereye benzettiğimi söylemiştim hemen. Yakacık'ta Ayazma diye bir yer var. Aşağıdaki manzara tam olarak aynı olmasa da orası da denizi görüyor. Ve arkamız böyle dağ. Ben gece geldim, yolu da çok görememiştim. Herkes böyle yan yana park etmiş. Dedim ki bu insanlar nerede ki yani bu kadar arabayı buraya park etmişler. Meğersem evler hep böyle bu hizada oluyor ve şehrin aşağısında ne oluyor. Ne diyorlar buna? Kot farkı mı? Bir kot farkı var tabii yani. Ama biraz daha tuhaf yani. Yani şehir direkt aşağıda ve çok düz de bir yer sayılmaz. Aşağı taraflar biraz daha düz. Biz şimdi oraya doğru gidelim. Hemen hostelin yanından böyle bir merdiven var. Böyle aşağıya doğru, şehre doğru gideceğiz. Dizlere dikkat. Normal yollar da var ama o yollarda şey yok. Yaya için yol yok. Hep arabalar geçiyor. Demek ki şehre, merkeze girişi böyle aralardan vermişler. Aşağıya doğru yürüdük geldik. Şimdi Play Gate denilen bir kısma geldik. Burası eski şehre giriş kısmıymış. Önce onu göstereyim hemen. Göster bakalım. Buradan, şöyle bir yer. Şu abi, şapkalı abi çıksın. Buradan Old Town denen yere gidiyoruz değil mi? Doğru biliyorum. Evet, yani şehre giriş kapısıymış burası. Ben de bilmiyorum açıkçası ne var ne yok, göreceğiz. Bir de şey söyleyecektim. Dubrovnik'in şöyle bir önemi var ki burada Game of Thrones'un bazı sahneleri çekildi. Aslında sadece burada değil. Evet. Zadar'da çekilmiş, Split'te de çekilmiş. En çok burada çekilmiş ama açıkçası onları ben bulup koymayı istemiştim ne nerede çekilmiş ama çok üşendim, zor onları bulmak, o yüzden denk gelirse gösteririm, denk gelmezse muhtemelen göstermeyeceğim. O kapıdan içeriye girdik ya, girer girmez bir cadde karşılıyor sizi. Caddenin ismi yanlış bilmiyorsam Stradun Caddesi ve son zamanlarda gördüğüm en güzel caddelerden bir tanesi olabilir. Bu arada bu da dünya mirası listesindeyim. Zaten bu şehir 1970'ten beri UNESCO'nun dünya mirasları listesindeymiş. Ama cadde şey, hani böyle sanki set kurulmuş gibi değil mi? Evet. Ve şöyle mesela biz böyle şeylerden geçiyoruz. Şu evler panjurlu falan, çok hoş. Bak şöyle, şurayı göstersene hemen. Şurayı gösterir misin? Tam gösterecektim, Arif önüme çıktı. Şöyle caddeleri var minnak minnak. Şimdi ben sözüme devam edeyim. Bak şu evler var ya, böyle taş ve panjurları olan, inanılmaz güzel duruyor. Bir de mesela hemen caddenin sonunda karşıda küçük bir dağ görüyorsun yani. Böyle Old Town'larda çok görünen bir şey değil bu. Ya bölge dağlık. Adamlar bulabildiği her yere çökmüş yani, yerleşmiş. Böyle yürümeye devam ediyoruz. Arif burada. Aynı zamanda okuyorum. İlber Ortaylı'nın söylediklerini dikkate alarak. Arif, hem okuyorum hem geziyorum. Arif evet, araştırmalarına devam ediyor. Ben de onun liderliğini takip ediyorum şu anda. Ama bu kadar mı acaba bu Old Town? Daha uzuyor mu? Vallahi bilmiyorum işte. Şu an haritalarımı falan çıkarmam lazım. Çıkar bakalım. Şurada bir çan kulesi var ama benim notlarımdaki o mu değil mi? Fotoğraflardan mukayese ederek bakıyor olacağım. Bence o orası. Orası ise bilgileri vereceğim ama gösterme şimdi. Tamam, göster, göster. Bir dakika. Ben, şimdi çan kulesini göstereceğim. Bu arada görüyorsunuz ki boy farkından dolayı arada görüntü böyle kayıyor. Ben ara ara dünyaya Emel'in gözünden bakmak istediğimde böyle yapıyorum. Gözüne bir çakarım görürsün. Şimdi çan kulesini göstereceğim. Ya da Arif göster dedi, göstermeyeyim. Gıcıklık olsun. Ama benim için değil ki, izleyenler için göstereceğim. Şaka şaka, gösteriyorum şimdi, bekleyin. Çan kulesi bu.
Ya Çan Kulesi, Saat Kulesi işte o ismi var ama dediğim yermiş. Vallahi 1667'de bir deprem geçirmiş burası. Orijinali değilmiş şu andaki. Orijinali de 1400'lerde falan yapılmış. 1444 galiba. Yıkılınca 1900 küsürlerde yeniden replikası yapılmış. Şu an gördüğümüz replikası, yani orijinali değil. Şu heykeli de söyleyeceğim. Bu şövalye, efsanevi şövalye. Neydi bu abinin adı? Ya bu Orlando sütunu mu, heykeli mi, ne? Ama insan şunun yanına bir tabela koyar. Kim bu amca? Dikmişsin bunu buraya ama hiçbir açıklama yok. Hiçbir bilgi yok. Yok, evet. Yani. Bir de kafeslemiş etrafına. Hemen yan tarafta bir sokağa girdik. Vallahi her yer böyle. Bu arada Zadar'a gittik demiştik, Split'e gittik demiştik. Evet. Zadar'da bir şey yok, sadece ne vardı Emel? Deniz Orku diye bir şey var. Evet. Onu da koyuyorum. Hırvatistan'ın Zadar şehrindeyiz. Şimdi Sea Org denilen bir yere geldik. Yanlış bilmiyorsam denizin altında borular var ve dalga ona vurdukça böyle bir ses ortaya çıkıyor. Eğer burayı ziyaret etmek isterseniz Google Maps'e Sea Org yazarsanız sizi buraya getiriyor. Zaten sesi duyuyorsunuz ama daha iyi duymak için ben konuşmayı kesiyorum. Sizi bu sesle baş başa bırakıyorum. Evet, şimdi dinlediniz onu. Onun dışında belki sahilleri güzeldir. Yaz turizmi, yani deniz turizmi olabilir. Ama onun dışında tavsiye etmem. Split biraz daha iyi. Bence hem Split hem de Zadar. Hani Split daha geniş meydanı olan, yani daha çok görecek şey varmış gibi. Hani şey, daha böyle yaz tatiline gelinir. Hani kıyılarına gideceksin, yüzeceksin vesaire, o tarz. Ama Dubrovnik'e her mevsim gelinir. Dubrovnik'te çok fazla güzel Dubrovnik şey var. Dubrovnik'i şimdiden çok beğendik. Şöyle göstereyim. Bu arada şu ara sokak da çok güzel gözüküyor hemen. Orayı da göstereceğim şimdi. Hemen Asyalılar yine 750 kişi gelmiş. Hemen ilerle göreceksin. Onlar bir de şemsiyeyle geziyor. Şemsiyeyle geliyorlar, kapanıyorlar ama narin tenleri yanmasın güneşten. Şurası bile çok güzel ya. Sıradan bir sokak. Kötü olan tek şey klimalar ama var mı bir çaresi koymam onun bilmiyorum. Bence yok. Ya diyorum ya, bizde bir şanssızlık var diye. Bir eser gösterecektim, etrafını yine kapatmışlar ama ben söyleyeyim ve bu tellerin arasından gösterebilirim diye düşünüyorum. Büyük Onatrio Çeşmesi diye geçiyor. Onatrio Çeşmesi adını da Onatrio Giardona della Cava, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum, ondan almış. Bu arada bu çeşme yapıldığında su akıtıyormuş galiba. Diğer mimarlar da cezalandırılmış bu yüzden. Sonra bu mimar ele alıyor ve her çeşmesinde farklı bir motif var. Geç araya, ya araya Asyalılar girdi, ara verdik. Yemin ediyorum var ya, ufacık boylarıyla oradan oraya, oradan oraya. Gel. Şunu göstereceğim ben. Kamerayı Arif ben alayım. Arif göstersin çünkü ben boyum yetmiyor biliyorsunuz. Evet, aradan hemen göstereceğim. Böyle yine o caddede biz bu az arada önce görmemişiz. Şimdi bir şey yememiz lazım çünkü hiçbir şey yemedik daha. Evet, şimdi gidelim, ben şey yemek istiyorum, pankek. Gidip pankek bulalım Arif. Burada da börekçiler var hemen bu arada. Şey, börekçiyi de şöyle dedim, hani böyle yürüyüp yürüyüp yorulacağız ya, bütün gün sokaklardayız. Yine bir şey atıştırmak istersek börek alırız. Veya işte buradan aşağıya doğru, Balkanlara doğru gidiyoruz ya, nerede kalacağız daha henüz belli değil ama evet, oralarda daha çok yeriz. Aynen öyle düşündüm ben de. Hadi gidelim şimdi. Yürüyemedim be. Neydi o Stradun Caddesi'ni? Gerçi Hırvatlar başka bir isim vermiş oraya ama hemen o ara caddede bir yere oturduk. Bir şeyler pankek yiyeceğiz. Pankek yiyeceğiz, pankek. Pankeklerimiz geldi sonunda. Bu arada bence bunlar pankek değil, daha çok krepe benziyor. Daha incesi. Göstereyim. Benimkisi de bu. Ne kadar ödeyeceğiz bunlara? 6 euro. Durun tadına bakayım. Ya şu arkada iki tane çift var. Çocuğunun karşısında pöfür pöfür sigara içiyor. Bizi de mahvetti. Çocuk zaten yakında kanser olur yani. Ben buradan inanılmaz rahatsız oldum ya. Nefes alamıyorum. Bu arada ben bayağı yedim. Güzel. Çok beğendim. Beni sallama derecen de bayağı şey. Alıştım artık kokusuna, boğulacağım. Kahvaltımızı yaptık, oradan çıktık. Şu an ben daha enerjik bir şekilde aranıza geri döndüm. Arif burada. Nereye gideceğimizi bilmiyorum şu an, yürüyelim bakalım. Evet, şimdi şöyle yürüyelim. İstiyorsan ara sokaklardan falan yürüyelim, nereye çıkarsak. Ama oradan dönelim. Tamam. Bak, beni dinle dedim, zarar etmedin, görüyor musun? Şu an çok güzel bir yere doğru açılan bir kapı. Belki Jon Snow buradan açıldı, bir sahnesi vardı, bilemeyiz yani. Bilemem. Bilemem. Ya da Hodor şu kapıyı tuttu. Çünkü birkaç şeyine bakmıştım. Bayağı bir sahnesi çekilmiş burada hemen. Tabii onlar böyle yeşil perdeyle falan birçok yeri ekliyor, çıkarıyor. O yüzden anlaması daha da zor. Tabii.
Yoksa ejderhalar bugün yok. Bak şöyle ilerle göstereyim. Güzel gözüküyor değil mi? Ay çok hoş. Arkasını göstereyim. Bak arkası dağ. Söyle bir şey söyleyecektim. Evet. Biz de muhtemelen şuralarda bir yerde kalıyoruz. Hayır, çok daha gerisinde. Ya ama yine bu tarz bir yerde böyle evet. Dağın eteğinde. O yolun hemen kıyısındaydık zaten. Aa. Şöyle gösteriyorum. Arif. Oltamı getir. İçeride koca balıklar var. Su ne kadar temiz. Şu da şey galiba şehrin duvarları diyor. Bakacağım şimdi. Oraya gidecektik zaten. Devamı olabilir. Gel gel. İçi kocaman balık dolu ve su çok temiz. Yani görünüyor şey. Balıklar gözüküyor mu bilmiyorum. Şu taraftan gidelim, etrafından dönelim istiyorum. Şu duvara çıkabiliriz diye düşünüyorum. Fark ettiğim şeyi söyleyeceğim. Çok fazla Alman turist var. İnanılmaz. Slovenya'da da çoklardı. Burada da çok fazlalar. Yani yoğunluğun herhalde %70'ini oluşturuyor olabilir. Abartmış olmam yani. Herkes Alman. Bu arada böyle yürüdük ve... Evet, ucuna doğru geldik. Ben zannettim ki şöyle döneriz kalenin etrafından ama yok. Hatta gel şöyle gidiliyor. Birazcık daha gidelim. Ben dedim ya bitti diye. Devam ediyor. Aa, yürüyebiliyoruz yani. Merdiven var. Aa, ama durun birazcık dinleneyim. Şu ufka bakayım ya. Çok hoş. Arif beni şöyle düşünen insanı gibi çek. Hayatımı sorun. İnsan kısmı tamam ama. Şaka şaka. Bu arada bu Hırvatistan kenarlarını şey diyorlar, Dalmatça kıyıları. Sonra ben bunu sordum neden böyle diye. Sorduğum kişi de Arif. Sonra dedi ki böyle haritada nokta nokta görünüyor. Dalmatçalı köpekler gibi. Sonra dedim ki haklı olabilirsin. İnternete baktım öyleymiş. Tebrikler Arif. Haksız olduğum bir şey söyle, oradan daha kolay ilerleriz. Aa, size bir bilgi daha vereyim. Kravat Hırvatistan'dan geliyor. Ya yine çaldın ya. Arif ya. Sen de benim esprimi çaldın. Ahmet Hakan esprisi benimdi. Onu çaldın. Hadi niye o zaman aldım bir bilgiyi tamamla. Neden kravat kelimesi? Ben o kadar söyledim, gerisini açıkla. Çünkü kravat, Hırvat. Hırvat askerleri kravat şeklinde bağlarlarmış Emel. Ha. Kendi fularlarını. O yüzden öyle olmuş. Ha. Ama Portekiz'de unuttuğum bir şey daha söyleyeyim. Neymiş? Türkçedeki portakal kelimesi meyve olan, başka var mı bilmiyorum. Portekizce'den yani... Portekiz'den gelen anlamında kullanıldığı için portakal. Ha. Hadi bir bilgi daha. Boğdun insanları. Niye İngilizce'de Türkiye kelimesi Türkiye yani Hindi olarak geçiyor? Çünkü hayvan olan Hindinin bizden geldiğini sanmışlar. Peki biz niye o hayvan olan Hindi'ye Hindi diyoruz? Biz de Hindistan'dan geldiğini düşünmemişiz için. Aslında oradan geldiği için. Hindi, evet. Hint tavuğu. Ben bu bilgiyi bir tane iş yerinde workshop'a gitmiştim Hollanda'ya. Orada bir Hintli'ye sattım. Ha, kimden aldığını söyledin mi? Hayır. Yani bir şey verseydin. Dedim ki bu benim kendi bilgi ve kültür birikimim. Daha çok var bende böyle bilgiler ama hepsini tek bir videoda şey yapmayayım. Şimdi bir şey öneriyorum Arif. Şöyle şurada bir yerde oturup biraz denizi izleyelim. Tamam. Şuraya kadar gideyim, birazcık daha çekeyim. Tamam. Ama artık bence gidemiyoruzdur ya. Gidiyor muyuz? Yok. Sonuna mı geldik? Bence evet. Şuraya gideceğim. Disket is Turkish. Bu arada bizim sahillerde çok fazla olur kedi. Böyle balıkları kaparlar. Sen tutarsın, o senden kapar falan. Polonya'da sokak kedisi olmadığı için. Polonya'da değil, Türkiye'de. Ayrıldık şimdi, çıkıyoruz oradan. Ayrılsak. Öyle benim, bir şarkı vardı. Benim niyetim şu duvarların üstüne çıkmak Emel. Oradaki manzara çok çok daha güzel olsa gerek. Ben onu bir ilk o kapıdan girdik ya Eskişehir'e. Orada bir yerde gördüm sanki. İnsanlar çıkıyordu. Bakalım oraya doğru gidelim. Zaten iki gün kalacağız burada. Evet. Bu akşam da kalıyoruz. O yüzden rahat rahat gezebiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Baksana sokaklar şey gibi böyle. Kral tebdili kıyafetle dolaşıyor. Şehirde bir hareketlilik. Dükkanlarda esnaflar bir şeyler satıyor, bir şeyler yapıyor. Öyle bir sokak ama ne yok? İnsan yok. Baksana bir gedik gibi bir yer gördüm böyle. Aa, benim soyadım. Senin soyadın kedi Kemal. Açıldığı yere bakın. Yalnız kafeye bayıldım Emel. Burayı işaretleyelim. Ya da git otur bir şey içelim. Ya bir şey cırlatmayın ya. Tamiratınızı gece yapın. Şu olabildiğine deniz. Çok güzel.
Aşağıya doğru iniyoruz. Arif, sen git surları gez gel. Sen git surları gez gel. Ne aldın içecek olarak? Hemen bir eğilip geliyorum. Iced tea aldım. Kaç para? 4 eurocuk. Oha. Gün batımına karşı 4 euro. Yok, ben bu şehri ucuz bulmadım. Yok, burası pahalı. Çok pahalı. Börek sorduk, 4 euro diyor. 5. Ayran, börek 5 euro. Ayran 4 euro. 4 euro. Abi sen Hırvatistan'sın ya. Kendine gel ya. İşte Dubrovnik böyle şey ya, bir şehir. Ya ne olursa olsun. Aynen. İsviçre misin abi sen? Ben aslında manzara için geldim ya. Manzarası böyle. Zaten parayı da manzaraya verdik aslında. Böyle gün batımı. Gelip bir şeyler içelim, birazcık soluklanalım, dinlenelim istedik. Şehri de bayağı turladık yani, her yere gezdik, yürüdük. Küçük burası. Küçük. Ya. Burada evet. Bence yapılacak şeyi söylüyorum. Paraya kıyacaksın, o sura çıkacaksın ama henüz çıkmadım yani, bilmiyorum güzel mi değil mi. Hala düşünüyorum. Onun dışında bot turları var, 15 euro, 20 euro. O yani. Hani evet. Yürüme bir şey göremedim ben. Yani çok böyle şehir değil hani. Mesela Barcelona'da vardı ya Gaudi'nin eserleri, onlar bunlar. Öyle bir şehir değil. Yani yaz saatine gelinebilir ama biz mesela hiç görmemiştik Dubrovnik. Yani bir daha gelirsem yazın tatil yapmaya gelirim ama onun dışında bir kere görmek istiyordum. Evet. Ama bence Hırvatistan güzel bir tatil rotasyonu olabilir. Hani diğer yerleri kıyaslayınca İtalya'dan daha ucuz olduğuna eminim. İspanya'dan da bence biraz daha ucuz. Gerçi Dubrovnik yarışır. Bu arada tam nerede olduğumuza baktım haritadan. Yani nerede olduğumuzu biliyoruz ama yani karşıda bir deniz var ya, Adriyatik Denizi. Tam karşımda ne var diye baktım. Bu İtalya'nın çizmesi var ya, çizmesine yakın bir yerde Bari şehri var. Tam yani buradan vapurla gidersek gemiyle muhtemelen o şehre gideriz. Yani şöyle gözüküyor. Biz şuradayız. Bari'de karşısı. Böyle birazcık daha şöyle büyüteyim. Küçülteyim daha doğrusu. İtalya'nın çizmesini görüyorsun. Biz de buradayız. Yani karşısı İtalya. Ortada da Adriyatik Denizi var. Çıktık oradan. Evet. Şimdi yine o ana caddeye doğru gidiyoruz. Güneş de kendini kapatınca biraz üşütmeye başladı. Orası biraz serin oldu. Bu arada bugün gene hani hava güneşleri güzeldi, biraz bulutluydu. Orada mesela tamamen açık bir havada gitsen gün batımı çok çok daha güzel olur. Yine güzeldi ama çok daha güzel olur. Kaleye girecektik de şu an bir şok içerisindeyim. İlk kale şokumuz... değil. Ney? Surlar. Ya sur işte kale, neyse. Yorulmuşum zaten. İlk şokumu atlatıyorum. Dur, ilk şokumu söylüyorum. Bu çeşmeyi gösterdik ya, kapalıydı, aradan göstermeye çalışıyordum. Bir dakika, şu. Zaten bir kısmı açıktaymış. Baksana. Ben Arif'e diyorum ki, Arif biz bunu aradan niye çektik? Çeşme açıkta. Şurası açıktaymış. Bak, çeşmenin aktığı her şey, her sütun farklı resmedilmiş. Büyütüyorlar çeşmeni kapalıydı. İkinci şokumu söylüyorum. Surlara çıkacaktık ya, 35 euro bir kişi. Ya sen Ayasofya mısın ya, kendine gel. 35 euroyu vermek istemiyorsan işte Dubrovnik Pass diye bir şey yapmış. 3-4 tane kıytırık şey eklemiş. Etnografya müzesi, galeri falan, o tarz. Sana onu satmaya çalışıyor anlaşılan. Dersin ki ben diğerini alayım. Bu sefer çok pahalı gelecek. Diğerini mecburen alıyorsun. 35 euro bir sur için inanılmaz fazla ya. Ne yapıyorsun ya? Tabii canım. Şöyle oraya yazmışlar, hatta şurada gördük, 35 euro diyordu. Bize dedi ki yok canım, o değildir ama oymuş. Hala girip girmemek arasında kararsın, 70 euro yapıyor. Ben girmeyeceğim. Bak bu çocuk bana yanlış yönlendirdi. Ne yaptı? Turist, bu o muydu? Turist şey şurası dedi, başka yere gönderdi. Ha. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum, birazcık daha dolaşalım, saat de geç oldu. Girersek muhtemelen yarın. Hesap kitabımız tutarsa bugün gireriz ama 35 euroyu oraya vermek, başka bir şeye vereyim tamam ama ne ya, yapıyorsun ya? Yani ben o kadar parayı otel tuttum ya birçok yerde. Ya Dubrov, Hırvatistan'ın ekonomisi, sen İsviçre misin abi? Yürü bakayım şöyle gidelim. Arif şoku atlatamıyor. 35 euro çok fazla. Evet. Bunlar 35 euro yapıyor ya, Ayasofya 100 euroya çıkaracaksın. Ya Arif. Öyle ya. Girmek istiyorsan Türklere bedava, yabancıya 100 euro. Senin şeyin de her şeyi kıyaslama Ayasofya. Ya 25 euro ya Ayasofya. Sen kendini ne zannediyorsun? Tabi yani bir duvarda yürümek için iki kişi gitmek isterseniz 70 euro. Çok pahalı. Ama benim anladığım kadarıyla bunlar Dubrovnik Pass denilen o şeyi nedir o adını satmaya çalışıyorlar. Şu. Yani bir bunu de... al diyor 35 euroya.
Ama mesela bunda şöyle bir şey demiyor. Restoranlarda indirim ya da ne bileyim tekne kiralarken bir yere gitmek isterken indirim falan demiyor. Public transport'a da indirim diyor ama burada nereye gideceğim ki public transport'la? İhtiyacın yok ki zaten. Aynen. Bir Barcelona değil yani neticede. Yani onu almazsan ben gibi çıkıklık yapıp ben tek başıma alırım dersen onu da 35 euroya sattığı için sura çıkışı. Evet. Sen de diyorsun ki ulan madem onu alayım. Yani ben şimdi bunu alırsam zaten gün bitti. Yarın yani muhtemelen 12 saatlik bir süresi vardı bilmiyorum onu. Bir gün için çünkü satıyor. 3 günlük daha da yapıştırıyor. Neyse birazcık daha dolaşalım. Hadi dolaşalım. Şimdi bu surları konuşuyoruz tamam mı? Çıksak mı çıkmasak mı diye. Buradan tam böyle sahil tarafına doğru giderken şey gördüm. Yarım günlük bot turları var böyle. Onun fiyatı 15 euro. Sen 35 euroya ne yapıyorsun ya bir sur gezdireceksin bana? O ana cadde var ya, adını şu an hatırlayamadım. Oradan böyle bir yukarı çıktık. İçerisi ücretsiz ama kayda değer bir şey yok. Sıradan katedral, kilise yani. Kapkaranlık zaten. Ama istersen gel gösterelim hemen. Hadi gösterelim. Pek bir şey yok. Ücretsiz olması beni şaşırttı ama onun dışında yani doğru düzgün tabelalar falan yok bir eserin önünde. Neye baktığınızı anlamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ya evet. Benim en azından gözlemlediğim kadarıyla böyle. Mesela bunda da bir şey yazmıyor. Kendin internetten araştırdın. Evet. Fotoğrafları eşleştiriyorum. Şimdi sessiz olalım. Tamam. İçi böyle. Tabii ki herkesin dinine saygı. Ama bu kiliselerde kullandıkları bir tütsü var. Benimle ilgili olabilir. İnanılmaz ağır geliyor bana. Yani böyle bir sanki uyuşturucu madde çekmişim gibi hissettiriyor. Çektiğimden dolayı değil de kötü değil mi yani kokusu falan? Ya ağır ağır. Çok ağır kokuyor. Böyle 98 yaşındaki bir teyzenin evine giriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. 98 yaşındaki teyzeler birleşip seni dövebilir Arif. Yok yani ağır bir koku var. Zaten kapkaranlık. Ya insanın içini karartır ya. Biraz açın şu pencereleri. Bir cam falan koyun ya. Arif ilk defa sen benden küçük görünüyorsun. Öyle açıyla çekme. Bu arada in aşağı. Ağır deyince aklıma Hande Yener'in ağır ağır. Aşk yok hakikaten ağır. Çok ağır. Tahmin edemiyorum ben o kokuya. Dur şurayı göstereceğim size böyle. Bir de şurada çok güzel görünüyor cadde aşağıdan. Böyle merdivenlerden yukarı çıktık. Şu aşağısı ana cadde bayağı hoş da görünüyor. Tabii ki şehrin hemen yukarısında artık yerleşim yerleri bitiyor. Haydi bakalım Arif götür bizi bir yerlere. 35 euroyu vermemek için seni her yere dolandırdım Ömer. Aynen. Ya beni birisi arayıp duruyor. Artık ödemeli atma kardeşim ya. Arayacaksan. Arasın normal. Ya niye? Aramıyor ya parası gidecek diye. Biz şeyiz ya burada. Hacı Baba Tekkesiyiz ya. Bu surların dışı da böyle gözüküyor. Başka bir şey daha göstereceğim. Burada da Ömer. Burada da kameraya giren bir başka abi. Surlar böyle devam ediyor. Şöyle ve yukarıda şey var. Teleferikle yukarıya çıkıyorsunuz. Galiba nereden biniyoruz Ömer? Şey yapamadım. Şu aşağıda bir yerde. Evet. Biletleri de buradan alıyoruz. Bakacağım şimdi fiyatlarına. Yukarıda da restoran gibi bir şey var diye tahmin ediyorum. Emin değiliz ama tahminimiz o yönde. Hatta fiyatlarına bir bakalım çünkü... Tamam. Hemen şu karşısı. Round trip yani hem gidiş hem dönüş kişi başı 27 euro. Bu şehir aşırı pahalı bir şehir. 27 euro İsviçre. Evet biz 27 şey evet biz İsviçre doğru düşününce o kadar verdik 20 verdik yani 20 İsviçre frank vermiştik doğru. Yani ya çok turist geldiği için burada fiyatları biraz oldukça hatta biraz değil abartmışlar ama gerçekten pahalı bir yer. Yani tamam abi anladık da yani bilmiyorum yorum yapmayacağım artık bu sefer diyecekler ki ulan. Bir yere gittin amma konuştun. Tamam da yani bir daha göstereyim orayı. Yani şuradan hemen görünüyor. Şurası istasyon. Ya şuradan şurası 200 metre yok. 300 metre. 27 euro git gel pahalı. Diyor ki bana bu kadar vermek istemiyorsan yürü de bakalım. Ben yürüyebilir miyim? Ondan emin değilim oraya. Yürünmez. Bence de yürünmez. Yer yok İsviçre ki. İsviçre olsaydı yürünürdü. İsviçre'de o her yerde. Yani... Seni bir şeye mecbur etmiyor. Diyor ki binmek istiyorsan hızlıca yorulmadan ulaşırsın. Ama sen ayaklarına güveniyorsan, spor da yapmak istiyorsan ben senin için yürüyüş rotası da yaptım diyor. Haliyle çok rahat yürünebiliyor birçok yerine. Var mıdır acaba ya? Ben sanmıyorum. Hiç patika gözükmüyor. Evet gözükmüyor. En azından şuradan oraya yürüyemezsin.
olsaydı insanların yürüdüğü yeri görüyor olabilirdik. Evet. Ya sadece şurası var gibi. Dur, parmağım nerede? Şurada bir yerde ama yok. Belki arkasında var mıdır dedim ama çok yokmuş gibi. En azından burada gördüğümüz yok. Burası kadar. İçin yok. Vallahi şimdi artık yemek yiyeceğiz. Bir restoran bakacağız. Restoranda evet. Şey yapıyoruz, gösteriyoruz. Bu arada şunu da göstereyim ya. Güzel bir şey var. Kilise gibi bir şey. Bu arada şu gece sokak lambalarına dükkanların isimlerini yazıyorlar. Her dükkanın önünde var. Birçoğunda yazıyor. Kötü gözükmüyor ama. Şimdi, nereye gidelim? Ana cadde değil. Ana caddede muhtemelen birazcık daha şeydir. Okşuyorlardır. Onun bir üstündeki yere az önce baktık birkaç fiyata. Yani çok pahalı gelmedi. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Ortalaması öyle yani. Hani her yerde hemen hemen aynı fiyatlar. Ya bu evet. Cadde üzerinde baktıklarımızda. Evet. Şimdi bir tanesine bir gidip bir bakalım. Beğenirsek menüyü de beğenirsek otururuz. Orada da gösteririz. Oturduk bir yere. O az önce gösterdiğim caddede. Aa, arkası da güzel gözüküyor hemen. Evet. Şimdi menüye bir bakalım. Bir şeyler seçelim. Ben doyacağım bir şey seçeceğim. Dediğim gibi yerel merel güzel şeyler ama acıktım arkadaşım ya. Doyabileceğim bir şeyler seçeceğim. Ya ben de öyle seçeceğim de ne yesem diye bakıyorum. Yemeğimiz geldi. Sanki çok değişik bir şey söylemişiz gibi. Ben evet. Ne söyledim? Yine tavuklu patates söyledim ama menüm biraz küçük geldi gözüme. Bilmiyorum doyacak mıyım. Sen ne söylemiştin? Ben risotto söyledim ama bu hiç risotto pirincine benzemiyor. Daha çok normal böyle yasemin masemin o tarz. Yanına da salata getirdiler böyle. Bakayım. Ekmek var ama şeydeki gibi olmasın. Portekiz'de yanına ne söylesen yediğinde para ödüyorsun falan. Ama ne olursa olsun ekmeksiz yemek istemiyorum. Ben bu arada bunu beğendim. Ben pirinçliyim ya, çok seviyorum. Güzel yiyeyim ben, acıktım. Şey yapalım, yemeğimizi yiyelim. Bir karanlıkta da dolaşalım. Bakalım nasıl gözüküyor karanlıkta Dubrovnik. Sonrasında ufak ufak eve döneriz. Aynen. Yarın yeniden devam ediyor oluruz. Emel ben de iyi alıştım ha kameranın önüne geçmeyi değil mi? Aynen öyle. Veriyorsun elime kamerayı. Sen geçiyorsun öne. Şimdi yemeğimizi yedik. Set menü aldık. 15 euro, 15 euro seninkisi. 30 euro tamam dedik. Hala pahalı olduğunu düşünüyorum. Neyse ki de çay içtik. Ama Allah'tan menünün yanında kek vardı. Kek ilave etmişler. Ona göre oturduk zaten. İki de salata koymuşlar ama salata tıraştı yani. Şey miyiz biz yani tavşan gibi. Marulları doldurmuşlar. Evet. Neyse çıktık 48. Ödedim ama kendi kendime de düşürüm ya bu 48 nasıl tutar? Bir döndük bir de şey vermedi bize. Böyle fiş vermedi. Normalde Polonya'da falan fiş alabilir miyim gibi bir şey yok yani. Fişi her zaman keser. 10 metre 20 metre ilerledik yok dedim. Ben bunu soracağım yani. Önce fiş isteyeceğim. Fişte göreceğim. Sonrasında itirazımı ederim. Fiş için geri döndük adam böyle sanki sinirlendi. Sinirlenmedi de. Yani böyle bir sitem etti yani bizde yanlışlık olmaz daktilolara böyle tık 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 basıyor bir şeyler falan. Ama ben şeyi göremiyorum ki bana set hesap gösterdin 15 euro 2 kişi 30 hadi çay da olsun 5 40 peki 8 euro nereden geliyor? Bir kere hani çay 6 euro 6 euro çay düşünsene bence pahalı. Çok pahalı canım. Ya sıcak suya 6 euro verdi. Evet. 6 6 12 etti menülerde 30 42. 6 euro hala açığımız var. Kişi başı da 3 euro şey. Ücret alıyorlar. Masadan ücret alıyor. Bunu aynen. İtalya'da veya ben adada da görmüştüm İstanbul'da. En sevmediğim şey burada da varmış. Ona bir şey söylemiyorum ama genel olarak şey pahalı. Belki biz pahalı yere oturduk diyeceğim ama diğerlerinden daha varoş demek istemiyorum ama. Yani daha şey duruyordu. Hani salaş. Salaş. Daha salaş duruyordu. Evet. Ona rağmen fiyatlar pahalıydı. Sevmedim yani bu şehirde anlamsız bir pahalılık var. Şehrin tek avantajlı yönü bir yerlere gitmek için hani metroya bineyim oraya bineyim gibi böyle Amsterdam'daki gibi çılgın yol paraları ödemeyeceksiniz. Çünkü yürüyerek bir yukarı bir aşağı dönüp dolaşıyorsun yine aynı yerdesiniz. O avantajı var ama onun dışında pahalı. Ben bir yerde görmüştüm ya okumuş muydum duymuş muydum bir yerde şey diyordu. Sarılayım mı abiye? Sarılacaksın bu gidişte. Şey diyordu, Hırvatistan son zamanlarda herkes böyle tatil yapmaya gittiği için fiyatları iyice artırdılar. Hele yaz sezonu daha da fazla. Bir de o Game ya, of Thrones belası. Chris söylemedi mi ya? Ha, bir arkadaşım Chris söyledi, söyledi. Evet. Bir de o bir Game of Thrones tabii ki iyice meşhur etmiş burayı. Gelen eksik olmuyor. Ama artık azalmıştır Game of Thrones'dan gelenlerin sayısı. Bilemiyoruz. Neyse, böylece Arif'in surlar planı
Ha, sur planı yar. Böylece Arif'in surlar planı yatıyor. Ya bilmiyorum ya. Dediğim gibi Dubrovnik'e şeye geleceksin. Yaz tatiline. Onda da bence daha ucuz şeyler bulabilirsin. Bir gün gel, çay iç, kahve iç, git. Yaz tatil derken belki plajları daha güzel tabii olan canım yerleri vardır. Bu arada Arif'in yemeğiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ona tavuk getirdiler, tamam mı? Siz de gördünüz ya. Ben o tavuğu evde orasında yağ var, burasında yağ var diye attığım tavuk miktarıydı. Ya çok da şikayet ediyormuş gibi görünmeyelim ama yemekten pek memnun kalmadık yani. Çöpe öyle söyleyeyim. Attığı tavuğu Emel, ben restoranda 15 liraya yedim. Aynen öyle. Arkada bir taş var. Çıkıyorlar böyle. Ne olduğunu anlamadım ama bugün başka birileri daha yapmıştı, turistler. Ne o? Üstünde durunca zengin mi oluyorsun? Ben çıkmayayım, taşı kırarım şimdi. Bende böyle bir bahtsızlık var. Bunu bulup araştırıp bakalım neymiş, niye böyle taşa çıkıyorlar? Bilmiyorum ama basa basa kaygınlaştırmışlar taşı. Evet. Dilek taşı mı acaba? Şehri gece de turlayalım dedik. O meşhur caddedeyiz. Şimdi biraz daha da boşalmış görünüyor, daha hoş duruyor. Ne diyorsun? Evet, insanın az olduğu her yer güzel gözüküyor. Ya Arif'in aykırı görüşleri. Bu arada şaka bir yana bak, bundan bahsediyordum. Dur aman dur. Trabzonlu olduğun aklıma geldi, hemen kol bastı. Yapmaya başladı. Ne saçma bir danstır o ya. Yasaklansın. Bu arada ben Trabzonluyum, hemen laf etmeyin. Bence çok saçma. Niye öyle tepiniyorsunuz? Doğru diyorsun. Zumba mumba ona benziyor böyle. Dur şöyle göstereyim arkayı. Aydınlatılması güzel. Şu ara sokaklardan da bir tanesini göstereyim. Oralarda böyle gözüküyor. Bu arada bir şey göstereceğim, gel bak. Panorama Cruise, Blue Cave Tour. 3 tane adaya gidiyorsun. 15 euro. Bence bu aralarında en ucuz olanı. Aynen, hani bunu yapabilirsin. Bak bu da öyle. Bu mesela 45 aynı dakika. Adalar. Evet. Aynı, haritaya bakarsan aynısı hemen aynısı. Ya bence bu tarz bu şeyler yapmak daha... Bu da 50 dakika diyor, 15. Diğerleri ne kadar? O 45 dakika. Yani 50-45 dakika 15 euro. Bu daha mantıklı. Evet. 3 tane koy görürsün. Aynen öyle. Ne yapalım, burada bugünlük veda edelim. Yarın devam ederiz diyelim ha? Aynen. Burada kapatalım. Yarın yeniden devam ediyor oluruz. Görmek istediğimiz yerleri görürüz. Göremediklerimizi belki görürüz. Bakalım. Daha henüz bir plan yapmadık. Bu seyahatin şeyi de zaten plansızlık. O yüzden bilmiyoruz. Bakacağız. Aynen. Bir de beklenti şu olmasın. Yani biz %100 verdiğimiz bilgiler doğru çıkacak. Tabii yalan bilgi değil de verdiklerimiz. Yani belgesel çekmiyoruz. Sadece gördüklerimizi kendi yorumumuzu katarak açıkçası. Şikayetimiz, memnun olmadığım şeyi de söylemek istiyorum. Aksi halde hem kendime hem de izleyenlere yalan söylüyormuş gibi hissediyorum. Bana, benim bütçeme pahalı geliyorsa pahalı diyorum. Tabii sizin bütçeniz belki çok daha iyidir. Tabii. Bana pahalı gelen size uygun olabilir sizin evet için. Hani o biz dediğimiz gibi. Biz kendimizce hani biz şöyle gezmiyoruz. Çok böyle para harcayarak değil, daha bir bütçe içerisinde gezmeye çalıştığımız için yorumlarımızı da ona göre yapıyoruz. Belki belki de bana ucuz gelenler bir başkasına pahalı geliyordur. O da olabilir. Herkesin bütçesi farklı nihayetinde. Uygun olanlar belki der ki evet bu bana uygun. O yüzden olabildiğince yediğimizin, içtiğimizin de fiyatlarını gösteririz. Buradaki amaç şey değil yani. Bak biz şunu yiyoruz, bunu yiyoruz. Öyle olsa çok daha havalı yerlere gideriz. Paramız yetmiyor zaten diyormuş. Öyle de değil de daha bütçeli olsun. Daha yarın başka bir ülkeye gideceğiz zaten, öyle değil mi? Ha, asıl mevzu o dediğin gibi. Paramız yetmiyormuş gibi değil de başka yerlere de gidebilelim. Başka seyahatlere. Her ülkeye belli bir bütçe ayırıyoruz. Yani neyse, çok uzattık, onu söyleyecektik. Şimdilik biz veda edelim. Yarın görüşürüz. Dubrovnik'teki ikinci günümüzden herkese merhaba. Dün Arif diyordu ki Game of Thrones'un çekildiği sahneleri zahmet edip bakmadım ama baksaydım bulurdum. Şimdi dün merak edip bir tanesine baktı. Neredeyiz Arif? Söyle bakalım. Valla net hatırlayamıyorum ama dizide zannedersem bu Jon Snow'a bir veda ettikleri kısım vardı. Böyle liman mı desem, limancık mı desem? Gemicik. Oradayız. Ben zaten aralara onları koyuyor olurum. Öyle bir yerdeyiz. Şimdi oraya doğru ilerleyelim ama çok kalabalık. Bak şuradan insanları görüyorsunuz zaten hemen arkamda. Az önce daha da kalabalıktı. Herkes gelmeye başlamış buraya o yüzden. Çünkü şey var. Bu Game of Thrones turları düzenliyormuş. 100-150 euroymuş bu arada. Yani okuduğuma göre bilmiyorum, açıkçası sormadım. O yüzden zannedersem bir kafile onlar gelmiş. Bir kalabalıklık var. Oraya doğru ilerleyelim, orayı gösterelim. Hem de o sahneyi araya koymuş olurum. Tamam, hadi gidelim.
İşte tam burası Emel, görüyor musun? You can come see me, you know, my castle black. I can't. You think anyone will dare tell you women aren't allowed? Şöyle gidiyor ama filmde birazcık daha, dizide birazcık daha böyle şaşalı gözüküyor. Dediğim gibi o yeşil perdeyle yapılmış şeyler olabilir. Şu kısım da gösteriliyor, çok kısa bir sahnesi. Evet, 5-6 saniye kadar galiba. Böyle bir yer. Şurası ya, herkes fotoğraf çekiyor. Bakın ucunda. Tamam, gel beni Jon Snow abi gibi çek şuradan. Jon Snow'un nasıl gittiğini hatırlıyor musun? Önemli değil ki, benim gidişim önemli. Emel, üstüme bir ayı kürkü lazım. Kışın mı çektiler onu kürkle? Ya o hep bir kıştaydı, ben tişörtle gezdiğini gördüm mü Jon Snow'un? Hep, ama o diziyle ilgili bir eleştiri yapmak istiyorum. Hep Akgezenleri gösterip ucundan doğru düzgün yayınlamadılar. Hep Akgezen bekledim ben. Neyse işte böyle, bu kadarlık. Yani orada fotoğraf çok kalabalık değildi bu arada. O kalabalıklık gitti ama yine de insanlar eksik olmuyor filmin de etkisiyle. Aynen, gelip orada çekiniyorlar. Ben de önce dedim ki ya çektirmeyeceğim fotoğraf. Sonra dedim ki bir Jon Snow gibi çektireyim burada bir fotoğraf. Emel, bir sahne daha var. Tamam mı? Oraya da gidelim. Orayı gösterdik ama gittikten sonra yeniden göstereyim. Araya şey koyayım. Ama şu yukarıya çıkmak istiyorum ya. Bu arada şeye çıkmaktan vazgeçtim, o surlara. Surları yukarıdan görebileceğim bir yer buldum, oraya gideceğim. Oradan şey yaparız, vermeyeceğim o parayı. Bir de videoda izlemiştik ya, para her geçen yıl bu Game of Thrones yüzünden artırmışlar. Evet. Şöyle buradan da göstereyim. İşte şahane gözüken bir yer, cam gibi. Bende bir mıknatıslık var Emel. Evet. Bu geçilmez gibi görünen bir yer var, tamam mı? Az önceki... Ha, üçünü fotoğrafını alalım. 5 euro. Emel'den fotoğraf çekilmesini istediler. Arif de 5 euro. Ben yine ticaretimdeyim. O aşağıdan böyle yürüdük, yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası biraz yeşillikmiş ya. Ne diyorsun? Arif dün diyor ki, ya diyor burası güzel ama nerede koşacaksın? Nerede park? Çünkü Polonya park açısından çok böyle her yerde park var, yemyeşil bir ülke. Burası da yeşil ama böyle dağlık olduğu için çok park bahçe yok yani, göremedik. Hırvatistan'ın Dubrovnik şehri o kadar bence yeşil değil. Yani evet, ama sıcak herhalde. Bak bugün bile sıcak, yazın burası yanıyordur. Şimdi şikayetlerim şöyle, bisiklete binemezsin bu şehirde. Aa evet. Yürüyüş, tempolu bir koşuş çok zor yani. Nerede? Sahil diyeceğim ama orası duvarın etrafı kadar. Sahil yok, yok ki burada. Aynen. Hani o kale bir var an, direkt. Bir an Split'le Zadar'la şey yaptım. Bana hitap etmiyor. İlk etapta şahane falan ama kendimi hemen yerli gibi görüyorum. Markete gitsem onları eve taşımak ya da ne bileyim yani yürüyerek çıkmak. Belli bir yaştan sonra zaten bu şehir katlanılmaz olur. Şuradan şey atlamak istemez miydiniz? Ama burası çok güzel. Burada evin olacak. Evet. Kiraya vereceksin, hostel niyetine. Yazın da kendin kalacaksın. Bak şu kısım plaj, oradan bence suya giriyorlardır. Evet. En tepeye kadar çıkalım mı? Çıkalım da o kaleye, surlara beni çıkarmazlar 35 euro ha. Arif taktı surlara almadan. Gidecek. Bakın bakın ne buldum. Az önce çıktık ya yukarıya. Giriş açık. Hemen dedim bak soluklanmam lazım. Hemen dedim gireyim ama çakallar burada da tabii ki bilet sorguluyorlar. Şurası. Şöyle giriyorsunuz. Bilet ofis şurada. Bak burası başka bir bölümü, tamam mı? The Ford Lovrienets mi ne diyor? O 15 euro. Ha. Bu farklı bir kısmı, ben de görmüştüm. Farklı farklı kısımları var yani. O 30'u verdim, her bir yere gezdim yok. Evet ama burası küçücük zaten ya, 15 euroya da değmez. Evet. 35 euroluk karşısı. Alın ben size gösteriyorum oradan yani, alın. Görmüş oldunuz. Şöyle gidiyorlar, bakın takip edin insanları. Zaten o kale surlarının içinde kalıyor Eskişehir'de, Old Town dediğimiz evet. Yer. Evet, şurası işte şu. Aynen. Güzel tuğlalı olanlar. Arka taraftakiler sözde modern, sonradan yapılmış çirkinlikler. Ama çirkinlikler derken insanlar yaşamak zorunda. Nerede yaşayacaklar? Yapmışlar. Hayır yani işte. Yaşasınlar da şu güzellikte yapılmamış arkadakiler. Ha, evet. Zaten çok net görülebiliyor. Ya demişler ki turistler bu içeride kalır.
Siz de yukarılara Airbnb falan yaparsınız. Hostel mostel. Orası 35 euro. Burası neydi adı az önce söyledim. 15. Burası da 15 euro. Hmm. İnternet sitelerinde de öyle görmüştüm zaten. İşte 35'i vereyim, hepsini gezeyim. Yok. O evet, o şey olsa, Dubrovnik Pass her şeye girmene şey yapsa, müsaade etse ve belki birkaç tane restoranda da sana indirim sağlasa bence insanlar onu daha fazla alır. Evet. Ama fiyatları hep bayağı artırmışlar ya, yüksek yani. Bu arada arabamızı park ettik kapalı bir yere, saatliğe 3 euro. Belki daha ucuzu vardır ama bulamam dün ya. Bulamamıştım, hiç riske girmedim. Zaten dün araba yerinden oynatmadım. Bugün de mecburen hostelden çıkacağımız için bir yere park ettim. Maksimum 3 saat kalırız diye düşünüyorum. O da 9 euro yapar. Ama ben hemen size bir şey söyleyeyim. Eğer Dubrovnik'e gelirseniz ve böyle bir hostel falan kiralayacaksanız, arabayla da geliyorsanız şeye bakın, park yeri var mı diye. Çünkü burası çok küçük bir yer. Park yeri sorun yaratabilir sizin için. Evet. Otomobili park edeceğiniz yeri yoksa hostelin, hiç o yeri tutmayın. 3-5 kuruş daha fazla verin. Olan bir yeri tutun. Evet. Zaten parktan o parayı çıkartırsınız yani. Aynen öyle. Şimdi ufak ufak inelim artık aşağıya. Şimdi bir kahvaltıya geldik. Nerede olduğumuzu göstereyim. Bence güzel bir yerdeyiz. Şöyle şu aradan gittik ve aşağıya suyun kenarına doğru gittik. Oradan zaten Johnson'un veda ettiğini söylemiştik dizide. Aynı zamanda şu tepedeydik. Buraya çıkışta 15 euro. Pile kapısı denilen şeydeyiz. Old Town'un giriş kısmının hemen yanındayız. Şimdi bir omlet falan yiyeceğiz. Ortalama kişi başı omletin 9.80-10 euro gibi. 2 kişi aynen. 20 bir şeyler içsek 25 euro ile 30 euro arası tutacaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Daha önce fiyatlardan biraz bahsetmiştik. Zaten hemen hemen her yerde fiyatlar böyle. Hani daha atıştırmalık tarzı şeyler yerseniz daha ucuza gelebilir ama bir yemek kişi başı bu maliyetlere geliyor diyebiliriz. Şu an kahvaltımızı edeceğiz. Enerji toplayacağız. Sonra bir yere daha gitmek istiyoruz. Game of Thrones'un çekildiği yine. Değil mi Arif? Oraya gittik ama ben bir daha göstereceğim evet. Orayı. Evet, orayı bir daha göstermek istiyoruz. Sonra da artık bakacağız ne yapacağımıza. Evet. Yemeklerimiz geldi ve bayağı da hızlılardı yani. 5 dakika mı oldu sipariş edeli? Aynen. Gerçi omlet kolay yapılır ama gene de geldi. Bayağı güzel görünüyor. Ya güzel olan diğer kısmı da şu. Ekmek getiriyorlar kardeşim. Yani paralı da olsa ekmeği hissetme ya. Koy yani masaya. Yiyince yansıtırsın. Ama şunları bilmiyorum. Bunlar dediğim gibi Portekiz'de falan yiyince bir para ödüyorsun. Burada öyle olabilir. Bir de ona dikkat edin. Sonrasında ya biz niye bu kadar fazla ödedik demeyin yani. Aynen. Burada omlet güzelmiş. Ben sebzeli aldım. Arif de mozzarella ve domatesli. Tamam. Artık yemeğimizi yiyelim. Hadi yiyelim. Yemeğimizi yedik. Hesabımızı ödedik. Arif 30 euro demişti. Böyle hesaplamalarda iyi. Zaten görmüştüm beni de. Çayla kahve 4.80'miş yani. İkisi de toplam değil yani. 4.80-4.80'miş. Diğerleri tamam. De ne kadardı? 9.80 miydi? Onlar da 9.80. Tamam. Şimdi kalkalım. Birazcık daha turlayayım. Sonra herhalde yola çıkarız. Tamam. Hadi gidelim. Bu Orlando heykeli var ya, sütunu. Onun yanında hemen ne demiştik? Aziz Bliss. Kilisesi. Kilisesi mi? Katedrali mi? Neydi? Açık gördüm şimdi. Paralı mı parasız mı bilmiyorum ama bir bakalım, deneyelim. Parasızsa gösteriyor olalım. Yok ya, paralı değil galiba. Herkes giriyor. Ya çok farklı bir şey göreceğimizi düşünmüyorum ama yine de şöyle göstereyim. Her zamanki gibi bir kilise. Bende öyle bir şey yarattı. Tamam, bu kadar işte. Bizim kilise ziyaretlerimiz bu kadar oluyor. Yani çok hani ilgilendiğimiz bir şey değil. O yüzden. Şöyle dön bakayım. Dönüyorum efendim. Neydi bu bir yapı? Git bakalım, burada da bir giriş var. Bakalım o nasıl. Hadi bakalım. Ne yazıyor? Giriş saatlerini. Evet. Çıkalım bakalım. Bak. Heh, burası. Dizide görünen merdivenler burası. Şemsiyeleri bir geçeyim. Heh, şimdi daha net gözüküyor. Burası. Widow of His Grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication. Yani dizinin bir kısmı burada da geçiyor. Geçiyor. Dizinin her yeri burada geçiyor sayılır. Hatta bu arada bir şey okudum, dinledim. Onu söyleyecektim ben de. Ama emin değilim ondan. Ya ilk iki sezonu galiba Malta'da mı ne çekiliyor? Malta'da onlara şey mi yansıtmak istiyor?
para. Sonra diziyi buraya taşıyorlar galiba. Sonra gördüğün gibi Malta'yı değil buraya konuşuyorlar ama bence tek sebebi olmasa gerek. Bunlar tabii para istememişler dizi için. Ama burası Avrupa'da. Orası bir ada ülkesi. Oraya varmak daha zor. Evet, olabilir. Artık ufak ufak bitirelim mi Emel? Aynen, bitirelim. Hatta dün burayı çok beğenmiştik. Buradan veda edelim. Ha, ne dersin? Aynen, o köşeye doğru git. Tamam. Ne diyorsun? Artık veda vakti geldi mi Teletubbies'lerin? Aynen, artık bitirelim burada. Evet, şimdi videoyu izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hatta mümkünse arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.